Merhaba arkadaşlar. Bugün karavanımızı muayeneye getirdik. Daha doğrusu ben tek başımayım. Ben getirdim. Şu anda Türk'ün önündeyim. Hiçbir hazırlık yapmadım. Umarım sorunsuz geçerim. Zaten geçen yıl bu aylarda, 2 gün sonra yani geçen yıl karavana çevrilmiş ve muayeneden geçmiş. Dolayısıyla bir yılda inşallah bir şey değişmemiştir ve bir daha uğraşmam diye düşünüyorum. Aynı zamanda gaz emisyonu da yapacağım. Şimdi sıra almaya gidiyorum. O zaman görüşürüz. Bakalım neler olacak. Şimdi sıramızı aldık. Egzoz ölçümü için sıraya girdik. Sabahın körü olmasına rağmen yine kalabalık yani. Sabah gelirim, hallederim dedim ama demek ki herkes benim gibi düşünmüş. Evet, egzozdan geçti. Onay belgemizi aldık. İnşallah muayeneden de sorunsuz geçeriz. O zaman muayene istasyonuna geçelim. Evet, bu görüntüyü ben ikinci kez çekiyorum. Çünkü çektiğim görüntü bozulmuş maalesef. Muayeneden geçtik. Ama tabii ki de hafif kusurlar var. Ve bir ton hafif kusur var. Neler var? Motorun okunamıyor. Tahrik milleri toz, körükleri hasarlı, korna bağlantısı hatarlı, hasar hatalı. Motor yağ kaçakları var, şanzıman yağ kaçakları var, aksmil yağ kaçakları var. Arabanın her yeri atıyor. Olmayan şey yok yani. Camlar sonradan film yapıştırılmış. Ön cam çizik izleri var. Yani ön camdaki çiziklere bile laf etmişler. Ama bence de çok gereksiz detay şey yapmışlar. Ön cam sileceği, silecek süpürgeleri yıpranmış. Yani siliyor sonuçta. Yani. Sinyal lambaları rengi solmuş. Kontrol lambası, hava yastığı, airbag ışığı sönmüyor. Far ayarı ayarlı değil. Aslında buradan bırakırlar diye düşünüyordum ama buradan geçirmişler bak. Uzun üzgünlük. Aslında bu falan önemli bir şey ayarı bence. Hatalı. Ayarı hatalı yazmışlar. Demek ki hafif kusur olarak geçiyor. Demek ki çok da olabilir. O limit değeri aşmadıysa olabilir. Geçmiş. Yani sonuç olarak şeyimizden geçtik, muayenemizden geçtik. Hiçbir hazırlık yapmadan gittik. Bence biz korkuyorduk. Yani. O anlamda iyi geçmişiz evet, yani. Yani geçen yıl zaten karavana çevrilmiş bu araba. Dedim bir senedir de kanunlar değişmemiştir herhalde. Kurallar değişmemiştir. Arabada da bir şey çıkmadı çok şükür ve geçtik. Yalnız şöyle bir şey gördüm. Türkiye'deki herkesin bir karavan hayali, bir sevdası var galiba. Oradaki muayeneyi yapan adam bile arabaya verdikten sonra bana bir ton sorular sordu. İşte abi ne kadar aldın, yeni almışsın, hayırlı olsun. İşte ne kadara mal ettin gibi bir sürü sorular sordu. Demek ki Türkiye'deki birçok kişinin bu karavan hayali var. Ama birçoğumuz maalesef ya gerçekleştirmiyoruz ya da gerçekleştiremiyoruz. İnşallah isteyen herkes gerçekleştirebilir hayalini. Yani hayallerimizi ertelememek lazım. Yani bence de. Yani farklı bir şekilde hani hep bir şeyler için kendimizi zorluyoruz. Bence birazcık da hayallerimiz için kendimizi zorlayabiliriz. Ya da başka isteklerimizden vazgeçebiliriz yani. Hani daha lüks yaşamak yerine evet, bu şekilde hayallerimizi yaşayabiliriz açıkçası. Aynen öyle. Yani inşallah bu hayali kuran herkes hayalini gerçekleştirebilir. Biz hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Dileriz bir gün siz de yaşarsınız. Evet, şimdi gelelim trafik sigortası olayına. Yanımda Ceylan da var. Aynen, merhaba. Ne yaptım ben? Şeyi yaptırdım, muayeneyi yaptırdım. Ondan sonra evet, Ceylan'ın okuluna geldim. Teneffüs arasında. Aynen. Home office olarak kullanıyorum. Okula karavanla geleceğimi daha önce düşünmemiştim. Şimdi ona çay demleyeceğim. Aynen. Pandemiden dolayı okulda ya da devlet kurumlarında herhangi bir şekilde yiyecek içecek yasak, biliyorsunuz. Böyle de merhametli kocayım yani. Şu an sizi oynuyor. Yani ben şakasına demiştim ki gel okulda çay yok, çay demle, teneffüslerde içerim demiştim. Ciddiye aldı. Geleceğini gerçekten tahmin etmemiştim. Dedim bari teneffüste çay hazır olsun.
Aynen. Neyse burayı... Bir jestimiz olsun. Aynen. Bir jest oldu. Şimdi birazcık sigortadan bahsedelim. Sigorta olayı herkesin korkulu rüyası. Biz de ilk karavan olayını araştırırken bayağı bir korkmuştuk. Çünkü yorumlarda 3000 lira, 4000 lira, 5000 lira çıkan rakamlar var. Ki gerçekten de öyle oldu. Aynen. Bir de bizim yani benim arkadaşımın teyzesi sigortacıydı. Hani biz arabamızın sigortasını yaptırırken de bize çok ciddi anlamda kasko sigortada yardımcı olmuştu. Bayağı uygun fiyat çıkarmıştı. Sağ olsun. Biz de hatta o yüzden dedik ki karavanın sigortasını da yaptıralım. Ama baktığımız zaman bize en uygun verdiği fiyat 3000 liraydı. Bir de 4000 lira dedi. Biz Ankara sigortadan bahsetmiştik ona. 4000 lira gibi bir fiyat çıkardı Ankara sigortadan. Bir de Quick sigortaydı galiba, değil mi? Aynen. Oradan 3200 da 3000 lira mıydı? 3200 lira galiba, 3000 veya 3200 lira gibi bir fiyat çıkardı. Ben şok oldum açıkçası. Dedim nasıl yani falan oldum. Sonra araştırdık bu. Aldığımız adam zaten sigortacıydı. Aynen. Bu karavanı da kendi sigortalamış. Dolayısıyla bize verdiği rakam 1600-2000 arasında bir rakamdı. Aynen. Biz o yüzden dedi ki size de böyle çıkar. Zaten herkese böyle çıkıyor. Yani. Meğersem olay şöyleymiş. Ankara Sigorta'nın karavan sigorta diye bir kampanyası var. Ama bunu her acente bilmiyor. Sadece yani ekranlarına düşmüyor büyük ihtimal. Aynen. Oradan arattırdığında en yüksek tepe noktadan çıkıyor. Evet. Dolayısıyla işte Ankara Sigorta'nın merkezini aramanız gerekiyor. Onlara bağlatmanız gerekiyor. Bir de sigortacılar da çok karavan sigortası yapmadığı için de bunu bilmiyorlar. Aynen. Zaten çok az karavan var Türkiye'de. Ondan sonra aldığımız arkadaş vasıta oldu ve bu şekilde de yaptırmış olduk. Ne kadara yaptırdık? Aynen. 1732 liraya yaptırdık arkadaşlar. 1732. Burada, aynen. Burada net prim olarak 1550 falan diyor ama işte ekstra kısımlarla falan bilmem ne 1732 lira çıktı açıkçası. Gelelim vergi olayına. Aynen. Vergi olayı da zaten internette bir arama motoruna yazarsanız aynen. Hesaplama makineleri çıkıyor. Oraya siz yazıyorsunuz motorunuzun hacmi, bir de yılı, arabanızın aracın. Yılı, üretim yılı. Bir de motokaravan olup olmaması. Aynen. Mesela şey çıkarsa daha fazla çıkıyor işte otomobil veya araba aynen. Çıkarsa. Aynen. Otomobilde çok ciddi bir minibüs çıkarsa daha yüksek çıkıyor. Aynen. Ama bizim zaten 2006 model bir de karavan yazdım mı bize kaç lira çıktı? Yani 1500 lira falan çıktı. 1500 civarı falan çıkmış. Vergi evet, olayı da öyle. Aynen. Yani daha düşük yıllı araba alırsanız da vergisi aynen. De daha düşük çıkacak. Kesinlikle aynen. Yani evet araba kaliteli olduğu zaman daha iyi, daha konforlu ama bir yandan da 5000-6000 vergi ödemek de insanın canını sıkabilir açıkçası. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.